Teşekkürler. Beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Düzenleyicilere ve bütün katılımcılara ve özellikle konuşmacılara çok teşekkür ederim. Vakit geçirmeden onları tanıtmak istiyorum. Birer birer yapacağım bunu. Çünkü daha şey olur. Önce Doktor Ali Çağlar'dan başlayacağız. Hoş geldiniz. Selçuk Üniversitesi'nde çalışıyor. Gazi Üniversitesi'nde çalışmalar yaptı. 2013 yılında mezun oldu. Delaware Üniversitesi'nde araştırmalar yapmışsınız. Indiana Üniversitesi'nde de ve Manas Üniversitesi'nde, Kırgız Türk Üniversitesi'nde tarih sosyolojisi, modernizasyon, göç ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yapmış bulunuyorsunuz. TRT'nin yaptığı bir dokümanterde görev yapmışsınız. Öğrenci işi kitabınız üzerine yapılmış bu. Ve 2017 yılında azınlıklar üzerine bir çalışma ve göç üzerine bir araştırma yapmışsınız. Ve Suriyeli göçmenler üzerine Mavi Kalem adına bir çalışma yapmışsınız. Bugünkü sunuşunuz Pagan'dan İslami döneme geçiş, 3000 yıllık bir tarih, Yörük Baba üzerine yapacaksınız konuşmanızı. Buyurun, konuşma sizin. Teşekkür ederim bu kibar anlatımınız için. Sesim geliyor mu? Evet. Öncelikle doğru söylüyorsunuz. Yani ben de ilahiyatçıyım ve aynı zamanda meslektaşız. Fakat daha sonra sosyolojiye ve sanat tarihine kaydık. Bugünkü konum Dülük Baba yatırı. Aslında benim çocukluğumla alakalı bir durum. Çünkü Antepliyim ben. Antepli olmama sebebiyle aslında buna ilgi duymuştum. Yani benim ilk Dülük Baba ile ilgili hatıram şuydu. Antep'in etrafında pek çok yatır var. O yatırlarda bulunan insanların isimleri sıkça çocuklara veriliyor. Yani Memik'te de var. Memik ismi çok fazla. Ökkeşiye diye bir yer var. Ökkeş ismi çok fazla. Fakat Dülük Baba'daki Dülük ismi neden insanlara verilmemiş diye bunu düşünmüştüm. Ya yani bu beni çok şaşırtan bir durumdu. Daha sonra araştırdığımda da çok farklı şeylerle karşılaştım. Yani aslında nereden geldiğini öğrenince insan bayağı bir şaşırıyor da. 3000 yıllık diye göndermiştim bu kült yerinin tarihini ama aslında 4000 yıllık. Orada bir hata yapmışım. Onu da düzelteyim bu arada. 4000 yıllık bir kült yerinden bahsediyoruz. Antep'in çok yakınında Dolike antik kentinde bulunuyor burası. Ve aslında Jüpiter Dolikenus'un bir nevi kült alanı. Fakat öncesi de var tabii. Yani burada milattan sonra ben şu arada bir ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Evet. Şöyle. Evet. Burada Jüpiter Dolikenus'u görüyoruz şurada. Fakat aslında daha öncesi de var. Onu biraz sonra anlatacağım. Burada tabii çok fazla şeyler var. Tapınaklar var. Mitraeum var mesela. Dünyanın en büyük yeraltı Mitra tapınağı burada bulunmakta. Onun dışında kiliseler bulunmakta. Bizans döneminde burası aynı zamanda bir dini merkez
hüviyetine de kavuşmuş, öyle bir noktaya da gelmiş. Buradaki kazılar şu anda Almanya'nın desteğiyle Münster Batı Vestfalya Wilhelms Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor. Ve buranın kutsal alanlığının kutsal alanlığı devam eden, binlerce yıl boyunca devam eden ilginç örneklerden bir tanesi. O anlamda ben kendi sunumumda bunu biraz da aslında Göbekli Tepe ile de çok irtibatlı olduğunu gördüm. Çok eski bir yerleşim yeri, yani Mezopotamya'daki pek çok yer gibi aslında çok eski bir yerleşim yeri. İsa'dan önce 300 bin yılına değin giden yerleşim kanıtları var. Prehistorik bir yer aynı zamanda. Fakat tabii biz şu anda prehistoriyadan değil, daha ziyade bu yazılı tarih dönemiyle daha çok yoğunlaşacağız. Dolayısıyla orada bulunan eski taş aletler, taş baltalar şu anda bizim konumuz içerisinde değil. Çok ilginç bir şekilde kutsal kimliğini hem Hititler döneminde, hem Roma döneminde, hem İranlıların işte etkisi altında, hem Müslümanlar zamanında korumuş. Fakat mesela burada şu anda yapılan devlet yatırımları da var. Özellikle burayı bir piknik alanı olarak, yani sahra alanı olarak ortaya koyuyor bu yeni yatırımlar. Ve mesela bu sahra yatırımını yapan, piknik yatırımını yapan yer kaymakamlık. Kaymakamlık kendi yapmış olduğu tanıtımda burayla alakalı sadece istenirse kaya mezarları da görünebilir şeklinde bir değinide bulunmuş. Burası bir inanç merkezi, binlerce yıllık bir inanç merkezi. Fakat kaymakamlık burayla ilgili rekreasyon çalışmalarının sonucunda yaptığı tanıtımda, kendi sayfasındaki tanıtımda buranın dini bir merkez ona dair tek gönderme, ki o da çok da dini merkez göndermesi değil aslında, istenirse aynı zamanda kaya mezarları ziyaret edilebilir gibi bir ufak cümle. Fakat mesela şeyi çok vurgulamışlar. Eğer isterseniz kebabınızı kendiniz getirip yiyebilirsiniz. Veya restoranlar var, orada da kebabınızı tüketebilirsiniz İbaresini vurgulamışlar mesela. Bu çok ilginç geldi bana o anlamda. Burada ki ilk tapınım sürecin aslında Hititler zamanında hava ve şimşek tanrısı Teşup Hadat tarafından. Bu arada bu kaya mezarlarının bu halde bu şekilde. Bu geçen ay çekildi kaya mezarlarının olduğu yer. Maalesef kazıdan sonra herhalde biraz korumasız bırakılmış. Yağmur suları ve çöpleri görmekteyiz. Aynı zamanda bilmiyorum imlecim görünebiliyor mu ama mesela şurada yapılan yeni tahribatları da görmekteyiz. Mesela burada Ebul Hasan ibaresi yazmakta. Muhtemelen Suriyeli göçmenler tarafından herhalde yazılan bir yazıt. Yani çok korumasız olduğunu da görüyoruz. Hem doğa şartlarına karşı hem de insan unsuruna karşı maalesef bu buluntular da çok korumasız bırakılıyor o anlamda. Evet, kaymakamlığın getirdiği hal burası. Yani kendi resmini, kendi sitesine koydukları resimler bu şekilde görebiliriz. Burası daha öncesinden dediğimiz gibi bir Teşup Hadat, şimşek tanrısı, hava tanrısının tapınım alanı. Romalılar zamanında görüldüğü üzere aslında çok fazla form değiştirmiyor tanrı, sadece isim değiştiriyor. Dolikeli Jüpiter, Jüpiter Dolikenus ismini alıyor, Jüpiter ismini alıyor ve daha ziyade askerlerin inandığı bir tanrıya dönüşüyor. Milattan sonra 1. asırdan 3. asra kadar. Aynı zamanda burada bir Mitra tapınımının da olduğunu görmekteyiz. Bu arada yine Jüpiter Dolikenus'un bazı tasvirlerini göstermek istiyorum. Mesela bu Dülük Baba'da bulunan bir rölyef. Yine Viyana'da bulunan bir Jüpiter Dolikenus. Yani Roma'ya kadar gitmiş. Burada doğan bir kült aslında bu. Roma'ya kadar giden bir Roma İmparatorluğu bünyesinde oldukça geniş tapınım bulan bir tanrıya dönüşmüş. Dediğim gibi burada milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Mitra dinine tapınım görüyor. Fakat 3. yüzyılda özellikle Pers kralı 1. Şapur'un Dolike'yi tahrip etmesinden sonra duraklamaya giriyor ve milattan sonra 5. yüzyılda burada bir
Piskoposluk merkezi ortaya çıkıyor. Hristiyanlar burada artık daha hakim bir noktaya geliyor ve burası bir piskoposluk merkezine dönüşüyor. Bunun da maddi bir kanıtı olarak bakın, şurada bir Mitra boğası görmekteyiz. Mitra boğasının tepesine, üstüne, sırt bölgesine çizilen bir haçı görüyoruz. Yani artık Mitra dini burada tapınım görmekten uzaklaşıyor ve Hristiyanlık buradaki temel din haline geliyor. Ve benzer bir şekilde şu anda Anadolu'nun pek çok yerinde gördüğümüz hani o kiliselerin camileştirilmesi sürecinin aslında burada daha öncül bir örneğini görmekteyiz. Bir Mitra tapınağının kiliseleştirilmesi süreci aslında yaşanmış burada. Dolayısıyla aslında bu tapınak dönüşümlerinin dinden daha ziyade az önce Doğan Bey'in de belirttiği gibi hakikaten bir iktidar ögesi olduğunu burada da görmek çok mümkün gibi geliyor bana. Bunun dışında burada da yine Hristiyanlık dönemine de ait bir mezarlık alanı görmekteyiz. Mezarlık alanının içerisinde bulunan bazı rölyefler var. Bu rölyefler maalesef özellikle bunu kendi sözlü tarih görüşmelerinden de öğrendim. Özellikle orada bulunan yerli halkın çocuklarına yakın zamanlara kadar bak bunlar şeytan, bunları taşlarsan sevap kazanırsın deyip para vererek taşlatmıştır aynı zamanda bu eserleri. Zaten yüzlerinde de ciddi bir tahrip görmekteyiz. Yani bu alandaki hemen hemen bütün rölyeflerin, hemen hemen bütün heykellerin yüz kısımları harap olmuş durumda. Tabii bu İslami dönemde de bir tahribat da görmüş olabilir veya ikonoklastik zamana da bir aslında kökeni de bulunabilir. Onu ayrıca bir araştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun dışında tekrar bir öncekine geleyim. Bu alanın İslami devirdeki durumu da çok ilginç. Mesela Süreyya Faruki'nin bir kitabında özellikle Evliya Çelebi'ye atfen bu alanın aslında bir Bektaşi merkezi olduğunu görüyoruz. Burada bir Bektaşi tekkesi bulunduğunu görmekteyiz. Bu Bektaşi tekkesi Bektaşi tekkesiyle alakalı bazı rivayetler de var. Yine mesela Evliya Çelebi'nin anlattığı bir rivayet şu. Yavuz Sultan Selim güya Mercidabık Savaşı'ndan sonra Mısır'a doğru giderken onun Ridaniye Savaşı'nda kazanacağını ve Kahire'yi alacağını ona müjdeleyen bir Allah dostu var burada. O Allah dostunun Evliya Çelebi Bektaşi Yun ve Melami Yun'dan yani Bektaşi ve Melami bir Allah dostu olduğunu söylüyor. Demek ki buradaki kuruluş aslında biraz Bektaşi Melami bir çevre var burada. Yavuz Sultan Selim Kahire'yi alıp geri döndüğünde bana bu dervişi getirin bulun diyor. Vefat ettiğini söyleyince de kendisine bir türbe yaptırıyor. O türbe çok yakın zamanlara kadar, daha doğrusu o türbe demeyeyim, yani bu anlatının üzerine bina edildiği türbe çok yakın zamana kadar, 1907 yılına kadar ayakta. Bakın burada 1907 yılında bu türbenin bir görünümünü görmekteyiz. Fakat günümüzde bu türbenin olduğu yerde türbe falan yok. Sadece bir mezar var. Tamamen yıkılmış türbe. Muhtemelen bu türbe aslında oradaki Bektaşi tekkesinin içerisinde bir alandı. Bektaşi tekkesi de bu anlamda ilginç. Onu da söyleyelim. Bektaşi tekkesi ile ilgili mesela 1600'lü, 1500'lü ve 1600'lü yıllarda Mevlevi dervişlerinin buradan Bektaşi dervişlerini kovma girişimleri, onların mallarına, mülklerine el koyma girişimleri var. Osmanlı Devleti bunu bir 100 yıl kadar savsaklıyor. Bektaşilerin lehine karar veriyor ama 1600'lü yıllarda, 1637 yılında Kibir Ferman'a göre Gülükbaba Zaviyesi'nin tevliyet ve meşihatı yani yönetimi ve idaresi Mevlevi Şeyhine, Antep Mevlevi Şeyhine veriliyor. Antep Mevlevi dergahına dönüştürülüyor. Bu durum çok ilginç çünkü Vakai Şerriye'den önce çok fazla böyle örnek yok. Yani bir Bektaşi dergahının alınıp bir Mevlevi dergahına dönüştürülmesine daha çok fazla örnek yok. Bugün Yılmaz Soyer Hoca'yla da bunu konuştuk. Bu şekilde girişimler var. Hani Bektaşi tekkelerini
ele alma, ele geçirme girişimleri var ama Osmanlı hep lehine karar veriyor. Orada daha önce kim varsa onun lehine karar veriyor. Bu anlamda Dülük Baba ilginç bir örnek de olabilir herhalde diye düşünüyorum. Dülük Baba ile alakalı burada yatan şahsın bir sahabi olduğunu söyleyenler de var. Yani bu tabii bütün bu tarihten hani Teşüp ve Dolikeli Jüpiter tapınımlarından habersiz olarak Antep yerelindeki hikayelerden bahsediyorum. Aynı zamanda yani bu Davut Ejder isminde bir sahabi olduğunu söylüyorlar. Bu Davut Ejder'in Maraş'ta bulunan Malik Ejder'in oğlu veya kardeşi olduğunu söylüyorlar. Bunun dışında az önce söylediğim gibi Evliya Çelebi'nin buranın yine bir Bektaşi dergahı şeyhinin türbesi olduğunu söyleyen bir ifadesi de bulunmakta. Aynı zamanda burası Aleviler için her ne kadar artık orada tekke kalmamış olsa bile hala dini bir merkez olma hüviyetini sürdürüyor. Mesela 1960 ve 70'li yıllarda burada kurban kesen bir Alevi ailesini şu anda görmekteyiz. Bize resmi de şu çocuk gönderdi. Tabii bu çocuk şu anda artık 60'lı yaşlarında. Sağ olsun Halil Eyüboğlu Bey bize bu resmi gönderme lütfunda bulundu. Ve Aleviler için önemini devam ettiren hususlardan bir tanesi de bu alanda bulunan Musa Kazım makamı. Musa Kazım ziyareti var burada. 12 imamdan bir tanesi. Asıl kabri Bağdat bölgesinde bulunduğu biliniyor ama burada bir ziyaret var. Burası da yine çok ilginç bir aslında durum. Mesela kabri şöyle bir kovuğun içerisinde, alt üst kaya bir kovuğun içerisinde ve kabrin hemen yanında bir su kanalı var. Adeta bir ayazma. Muhtemelen burası piskoposluk merkezi olduğunda burası bir ayazma işlevi muhtemelen görüyordu diye düşünüyorum. Böyle bir haç mekanına dönüşmüş. Antep ve Maraş bölgesindeki Aleviler tarafından burası bir haç mekanına dönüşmüş. Ama tüm Aleviler içinde değil. Mesela Antep'teki Abdal grubuyla yaptığım görüşmelerde onlar buradaki bu ziyaretten haberdar olmadıklarını söylemişlerdi. Ama Maraş'tan ve Antep'teki diğer Türkmen Alevilerle görüştüğümde onlar buraya geldiklerini, kurban kestiklerini, hatta Maraş'taki Sünniler de buraya gelip kurban kestiklerini söylemişlerdi. Fakat köyün, bu mekanın bulunduğu köyün halkı Sünni bir halk. Onlarla konuştuğumda onlar burada asla kurban kesmediklerini ifade etmişlerdi. Dolayısıyla geleneğin coğrafi ve etnik veya mezhepsel bir değişimine de burada tanık olmaktayız. Aslında tekrardan o başta kaymakamlığın yaptığı açıklamaya geri dönecek olursak, buradaki tek dini kimliğe gönderme olarak orman içerisindeki kaya mezarlarının görülebileceğine gönderme yapılması, aslında Türkiye genelindeki bir dini seçime de işaret ediyor. Çünkü devlet Türkiye'de artık halkın yaşattığı İslam'dan çok Kur'an ve sünnet temelli olduğunu düşündüğü Vehhabi bir anlayışı oturtmaya çalışıyor. Kutsiyeti olan alanları kutsiyetinden sıyırıp Vehhabilerin aslında Mekke'deki, Medine'deki bütün o sahabe kabirlerine vesaire yaptığı gibi belki kutsiyetinden sıyırıp bu da buralar aslında birer dinlence ve piknik alanına dönüştürülmesi ve bunun üzerinden pazarlanmaya tırnak içerisinde çalışılması bence devletin Vehhabi anlayışı ve devletin aynı zamanda kapitalist sürece eklemlenmesiyle çok alakalı gibi geliyor. Yine pek çok türbe ve ziyaret yerine Diyanet tarafından asılan çaput bağlanmaması, kurban kesilmemesine dair uyarılar da ve bunların şirk olduğunu ifade etmeleri de aslında bence Vehhabileşen devlet İslam'ının geleneksel halk İslam'ıyla nasıl çatıştığını göz önüne koyuyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum efendim. İnşallah süre başlamışımdır.
Konuşmacının mikrofonu kapalı efendim. O yüzden sesini alamıyoruz. Özür dilerim diyor konuşmacı. Mikrofonu ilgi çekici katkınız için teşekkür ederiz Profesör Deniz. Şimdi size programda son dakikada bir değişiklik oldu. Bu paneli başlamadan birkaç dakika önce. Evet, duyabiliyoruz diyor konuşmacına. Neden? Efendim, bizim alamadığımız bir ses geliyor bir yerden. Tekrar başlayalım diyor Claudio Monge. Programda son dakikada bir değişiklik oldu. Kaygılanmayın. Programda bulunan bazı konuşmacıları daha sonra dinleyeceksiniz. Şimdi devam edelim. İkinci panelistimize geçelim. Bu benim bir arkadaşım ve aynı memleketin çocuklarıyız. Profesör Paolo Girardelli. Siz bir sanat ve mimari tarihçisiniz. En önemli konularınızdan bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslim cemaatlerin, camiaların mimarisini inceliyorsunuz. İstanbul'da 1999'dan beri bulunuyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünün bir öğretim üyesisiniz. İKOMOS'un İtalya bölümünün üyesisiniz. Çoğulcu bir mimari ortam sunan 19. yüzyıl İstanbul Peras'ında araştırmalar yapıyorsunuz. Siz Ezio Godoli ile birlikte Italian Architects and Builders in the Ottoman Empire and Modern Turkey, yani Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye'de İtalyan mimarları ve inşaatçıları kitabının editörüsünüz. Aynı zamanda Architecture Beyond Europe dergisinin 2017 yılında yayınlanan özel bir sayısının da editörü oldunuz. Şimdi Doğu problemi olarak, Doğu sorunu olarak bilinen sorunun mekansal ve mimari tarihini Pera odaklı olarak anlatmak üzere bir hazırlık içindesiniz. Bugün sizin konunuz and ambivalence in the Catholic architecture. Latin, Ermeni, Osmanlı, Pera ve Galata'da 18. yüzyılda Katolik mimarinin dönüşümü ve belirsizliği konusunda konuşacaksınız. Sözü size veriyorum. Çok teşekkürler burada bulunmaktan, davet edilmiş olmaktan son derece mutluyum. Son derece ilginç ve verimli bir toplantı yaşıyoruz. Claudio Monge'ye çok teşekkür ederim. Ve tabii ki aynı zamanda düzenleyicilere de çok teşekkür ederim. Şimdi bir ekran paylaşacağım sizinle. Sanıyorum şimdi görebiliyorsunuzdur. Osmanlıların Konstantinopolis'i almasından sonra bu şehrin Latin Katolik toplumu son derece hızla uzaklaşmaya başladı ve kendi şeylerini de kutsal yerlerini de yitirmeye başladı.
II. Mehmet'in ahtnamesi aslında 1453'te Ceneviz camiasına belirli daha önceki ayrıcalıklarından bir kısmının hala devam edeceğini sözünü verdiyse de, bu bir yandan Latin ailelerin Galata'dan kaçmasına, bir yandan da Latin kutsal yerlerinin camiye dönüştürülmesine engel olmadı. 1475 veya yılında 14. yüzyıldan beri var olan Dominik Kilisesi San Paolo Galata Camii Kebirine dönüştürüldü. Aslında tabii bildiğimiz gibi Halic'in öbür yanındaki büyük kilise Ayasofya Camii Kebiri haline getirilmişti bundan bir süre önce bildiğimiz gibi. Şimdi bugün biliyorsunuz Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi yeni resmi adı camiye dönüştürüldükten sonra. Bu aslında daha eskiden Dominik Kilisesi olan yapı. 16. yüzyılda buna Arap Camii adı verilecekti. Bugün hala bu ismi taşıyor. Çünkü cemaat bu aşamada Müslüman veya kripto Müslüman diyebileceğimiz göçmenlere düşmenlerden oluşuyordu. Çünkü 1570 ile 1610 arasında İberik Yarımadası'ndan Katolik baskı altında göç eden göçmenlerdi bunlar ve çoğu da Arapça konuşuyordu. Bu bağlamda aslında Maslama'nın 8. yüzyılda 717-718'de Konstantinopolis'i kuşattığı dönemde yapılmış bir caminin camiye referansla bunu gerekçelendirmeye çalışıyordu idare. Evliya Çelebi ve bazı başka batılı yazarlar 16. yüzyıla bunu atfediyorlar. Ve 3. Mehmet'in saltanatına. Ama aslında her şeye baktığımız zaman San Paolo'nun 1475'ten sonra Arap camii haline gelmiş olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunlar hep Dominik Kilisesi'nin daha önce bir cami olmadan önceki görünümünü tahmin olarak gösteriyor. Evangelist Matta'nın koruması altında idi bu kilise. Bugün tam bir yeniden inşa söz konusu. Apsis Dominik kısımlar içeriyor. Gotik yapıyı içeriyor. Burada Galata'nın mahallelerini görüyoruz. 1481'de cami, 16. yüzyılda bu Camii Kebir oluyor. San Pietro, Dominiklerin yeniden geçmeleri gereken kilise oluyor. Bunun hakkında da konuşacağım. Ayakta kalma çabası, direnme aslında Galata'nın Latin cemaatinin 16. 17. yüzyıldaki özellikleriydi. Bu aslında 1696'da San Francesco Külliyesi'nin 1696 yangınından sonra yıkılmasına ve mahvına ve sonradan yeni valide camii haline gelmesine yol açtı. Burada şehri görüyorsunuz. Bizans'ın son döneminde ve 1630'lu yıllarda şehri görüyorsunuz. Fransiskan Kilisesi Galata'da.
bu Fransisken Kilisesi burada cami olmuş. Bu San Francisco Kilisesi Osmanlı döneminde San Francisco'nun kaybından sadece birkaç yıl önce. Ve bu da San Francisco'nun yerine geçen kilise, cami. Yüzyılın ortasında yıkılmış oluyor bu yapı. Burası şimdi o eski yereki yeri Karaköy'de görülüyor. Karaköy semtinde. Bu sunuşun konusu aslında Galata'nın İslamlaşması ve kiliselerin camilere dönüşmesi değil. Daha az çalışılan bir alana dönüyoruz burada. 18. yüzyılda Katolik cemaati biraz kendini toparlamaya başladığında bu Osmanlı Ermenilerin Katolik mezhebine geçmesiyle oluyordu. Ortaya bir yumuşak bir geçiş doğuyor. Cemal Kafadar dün söyledi anahtar konuşmasında. Buradaki dönüşüm süreci geri dönülmez bir nitelik taşımıyordu. Ve bu mimari üzerinde belli belirsiz bir etki yaptı. 18. yüzyıldan Mahmud'un ikinci Mahmud'a kadar devam etti. Bu ikinci Mahmud bir Katolik Ermeni milletinin varlığını 1830'da tescil etti. Çünkü o dönemde artık çok Ermeni Katolik Kilisesini kullanıyordu. Katolik'ten söz ediyor bir propaganda fidesi 1767'de. Bunlar hala büyük ölçüde Osmanlı tebaasıydı. Bu Ermeniler Katolik olarak sadece ancak yani yarı gizli bir şekilde var olabiliyorlardı. Çünkü Katolikle kilisesi Communicatio in Sacris'i yasaklamıştı. Katolik ve Apostolik Gregorian Ermenileri arasında bu şekilde bir komünikatiyoyu engellediği için Katolisizme yeni geçenler daha önce Katolik olmadan önceki kiliselerini kullanamıyorlardı. Santa Maria, San Francisco, San Pietro kiliselerinden bahsediliyor burada. Daha sonra bunlara döneceğim. Bu aslında Communicatio in Sacris. Dinden dönenlerle, mülhidlerle bir paylaşma yok deniyor burada. Yani 1783'te durum bu. Şimdi bu yasak şehrin Ermeni mahallelerinden tarihi yarımadadaki Haliç'in öbür yakasına büyük bir göçe yol açtı Galata ve Pera'ya. Galata ve Pera'yı ayırıyorum aslında 18. yüzyıl kaynaklarında ve daha sonra. Galata çok daha eski bir bölge. Pera 17. yüzyıldan itibaren gelişiyor.
18. yüzyıldan önce ama Galata ile Pera aynı yer gibi görülüyordu. Bu üç kilisenin yeniden bir yerleşmesi çok önemli. Üç ana Katolik kilisesini görüyoruz Galata'nın surlar içinde. Sonra bir hareket başlıyor burada. Yeniden taşınan birincisi San Domenico Arap Camii oluyor. Dönüşüm altında. San Pietro ve San Paolo, Claudio Monge bunlar hakkında araştırmalar yapmıştır. Santa Maria Draperis bir başka Fransisken kilisesi. Surların dışına çıkıyor. San Francesco'da 17. yüzyılın sonunda taşınıyor. Dolayısıyla Galata'da bir tek kilise kalıyor da. Ve Pera'da iki yeni kilise oluşuyor. Yani Dominikenler Galata'da kalıyor. Sadece San Pietro ve Paolo Kilisesi'nin biraz ötesine taşınıyorlar. Fransisken Santa Maria izleyicileri ve Fransisken San Francesco Kilisesi iki yer alıyor birbirinden çok uzak olan Pera Caddesi'nde. İstiklal Caddesi yani. Santa Maria Draperis Meryem Ana'ya ithaf edilmiş olarak kalıyor ve Draperis adlı Ceneviz ailesinin adını taşıyor. Aslında 16. yüzyılda Galata Latinlerine verilmiş, hediye edilmiş bu kilise, bu aile tarafından. Fransiskenler ise Padualı Antonio'ya atfedilmiş, ithaf edilmiş bir kiliseleri var. Bu üç kutsal yer ve bunlara bağlı olan kurumlar 1725'te Papaz Mauri tarafından Katoliklerin üç kilisesi olarak tescil edilecektir. Pera ve Galata'nın Latin kiliselerinde Ermenilerin giderek artan önemi çok çeşitli belgelerde belgelenmiş durumdadır. Propaganda arşivlerinde de özel olarak ortaya çıkmaktadır. Burada Armeni adı altında sınıflandırılmış geniş bir belgeler koleksiyonu, 34 cilt söz konusu burada, gizli dönemle ilgili olarak, yani 1622'de bu cemaatin kurulmasından 1830'a kadar, bu Ermeniler artık 1830'dan sonra biliyorsunuz gizli kalmaktan kurtuldular. Çünkü 2. Mahmut Katolik Ermenileri bir millet olarak tescil etti. Burada 1729 tarihli bu koleksiyonda bir mektup var ve Galata Voyvodası'na bir yıllık bedel ödenmesi fikri yer alıyor burada. Bunun karşılığında Santa Maria Draperis Katolik Kilisesi'ne Ermenilerin kabul edilmesi söz konusu ediliyor. Bu mesele aslında 18. yüzyılda her bir etnik, dini grubun kendine göre giysi kuralları olduğunu hatırlarsak ancak anlaşılabilir. Armeniler Katolik kilisesine, mezhebine geçtikten sonra gerçekten kendilerinden eski mezheplerinden ya da kendi dinlerinden olan insanların kendilerine karşı suçlamalar yapması tehlikesiyle karşı karşıya idiler. Kumkapı ve Balat gibi tarihi yarımadadaki bölgelerde daha tehlike altındaydılar. Dolayısıyla Pera ve Galata'ya taşındılar. Böylece Latin kiliselerine gidip gelebilmeye başladılar. Burada hala
hukuken Osmanlı Ermeni milletine ait olacak durumdaydılar hukuken. Dolayısıyla o giysileri giydikleri takdirde tanınabilirlerdi. Dolayısıyla Voyvoda ile bir rüşvet veya müzakere yoluyla bu tür bir tedbir almaları anlaşılır bir şey. Burada durumu görüyoruz. Benim çalışmalarımı bilen insanlar anlayacaktır. Ermeniler açısından kendi ulusal giysilerini giymişler. Ama hepsi Katolik muhtemelen. Saint Antoine burada işte. Durum bu. Virginia Albert Müzesi'nde bir sulu boya tablo var. Durumu gayet güzel anlatıyor. Burada biraz daha derinleştirmek istiyorum. Bu kripto Ermeni meselesinde, yani gizli Ermeni meselesini. Dört nokta üzerinde duracağım ve bu sonunda bu esas olarak sonucum da bu. Bir kere her şeyden önce Ermenilerin Katolisizme hızlı bir şekilde geçmesinin birinci sonucu nicel büyüme. Çok oldukça açıktır ki binlerce zengin ve etkili Ermeninin Katolisizme geçmesi tabii ki kiliselere bir takım yatırımlar yapılmasına yol açıyor. San Pietro, San Paolo, Sant' Antoine ve Santa Maria Draperis Pera'da 1731, 1762 ve 1767'de yapılıyor. Her üçünde de yeni planları ve mimari özellikleri daha sağlam ve daha önceki koşullara göre çok daha ağır başlıydı. Üslup ve stil ve tasarım bakımından Ermeni katkısı aslında Katolik mekanlarının Osmanlılaşmasının, göreli olarak Osmanlılaşmasının temelinde yatan faktördü. İstanbul Ermenileri aslında yerel kültürel bağlama tamamıyla adapte olmuş insanlardı. Çoğu aslında Türkçe konuşurdu sadece. Dolayısıyla Osmanlı mimarisi ve dekorasyon sektörüyle iç içe çoktan geçmişlerdir. Dolayısıyla Katolik kiliselerini çok daha Osmanlı bir yapıya dönüştürme sonucunu doğurdu bu aslında. Dolayısıyla sanıyorum biraz öbür slayda geçebilirim. Bunlar başka örnekleri aslında Osmanlı biçimlerinin, formlarının nasıl Ermeni Katoliklerine hitap edebilmek için Katolik kiliselerine damga vurduğunu gösteren özellikler işte bu resimde görülenler. Stil ve tasarımın dışında aslında yapılan dualar vesaire de etkileniyor bundan. 1766'da İstanbul'un, Konstantinopolis'in bütün Latin kiliselerinde Ermeni papazlarına iki tane günah çıkarma kabini konuldu. ...1766'da hatırlıyorsunuz bir dilekçe vardı hani verilmiş olan. Bu Gregoire'a aslında ithaf edilmiş. Dolayısıyla çok açıkça aslında bu dilekçeyle ilişkili. Sonuç olarak
Ermenilerin Katoliklere, Katolikliğe geçmesi bir bakıma Latin kültürü için İstanbul'da bir kurtuluş yolu oldu. Ama bu bir kripto Ermenilik süreci doğurdu. Yani gizli Ermenilik süreci doğurdu. Ve böylece şehrin Pera, Galata gibi daha batılılaşmış bölümlerine kaydı Katoliklerin varlığı. Çünkü Ermenilerin varlığı, çünkü Katolikleşmişti bunlar. Bu Katolik Ermeni milletinin resmen tescil edildiği 1830 yılından sonra hızla geri dönecek bir süreç olacak. Bu süreçten sonra bu tarihten sonra gizli Ermeni kimliği aslında Ermeni Katolikliği olarak ön plana çıkacaktır ve dolayısıyla daha homojen Batılı veya Levanten gruplarla iç içe geçecektir. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum Sayın Profesör Girardelli. Özellikle Dominik topluluğunun İstanbul'da Konstantinopolis'teki varlığı ile ilgili ilginç bilgiler oldu. Ben sizin de söylemiş olduğunuz gibi Rab Camii ile ve Paul Church'le bütün bu kültürel merkezlerle ilgili doğrudan gerçekten tartışması çok ilginç olacak konular olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki zamanımız yok ama başka bir okazyonda, başka bir fırsatta bunu yapabiliriz. Şimdi hemen bir sonraki üçüncü konuşmacımıza, panelistimize devam edelim istiyorum. Son olarak yine önemli bir konuşma dinleyeceğiz. Doktor Radu Dipratu'yu dinleyeceğiz şimdi. Kendisi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'nden, Romanya Akademisi'nde 2018 yılından beri görev yapıyor ve Sayın Dipratu'nun özgeçmişine bakacak olursak, kendisi tarih departmanından mezun, Bükreş'te lisans eğitimini tamamlamış ve 17. yüzyıl ahnameleriyle ilgili çalışmaları var ve kendisi bu konuyla ilgili tam bir uzman. Kendisi New Europe College'da ve Bükreş Üniversitesi'nin Araştırma Enstitüsü Beşeri Bilimler bölümünde doktora sonrası öğrencisi olarak da çalışmalar yapmış. Araştırmalar arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda Katolikler ve erken modern dönemde Osmanlı diplomatisi gibi konulara odaklanmıştır. Son yayınları arasında Valona olayı, bunu takip eden 16. ve 18. yüzyıllara ait çalışmalar var ve aynı zamanda yine aynı şekilde Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'nde yürüten Sayın Dipratu'nun yayınları arasında dediğim gibi Valona olayı var. Bunu takip eden korsanlık karşıtı nişan ve Osmanlı-Venedikli barış anlaşmalarının gelişimi. Aynı zamanda yine Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'de 2020 yılında yayınlanmış olan yayınları söz konusu. Bugünkü konuşmasının başlığı da şu şekilde: onların kiliselerini almayacağım ve camiye çevirmeyeceğim. Osmanlı Galatası'nda Katolik kiliselerinin ahnamelerle belirlenen yasal statüsü. Bu daha önce ahnamelerde bu şekilde belirlenmiş yasal statüydü. Buyurun Sayın Doktor Dipratu, sözü size veriyorum. Girizgah için teşekkür ediyorum ve de beni davet ettiğiniz için de, bu muhteşem konferansı düzenlediğiniz için de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şimdi ekran paylaşımımla devam ediyorum. Evet, burada da gördüğünüz üzere ahitnameler, daha çok kapitülasyonlar olarak bilinen ahitnameler, genellikle Osmanlı sultanlarının gayrimüslim topluluklar veya devletler ve ile barışçıl ilişkiler kurmak amacıyla kullandığı maddeler halinde hazırlanmış belgelerdir.
Ahitnamelerin ticari önemi geçmiş yıllarda pek çok çalışmaya konu olmuş olsa da barındırdıkları dini hükümler sıklıkla göz ardı edilmiştir. Galata'daki Katolik kiliselerinin hukuki durumu, ilk 1453'te Galata sakinlerine yönelik ilan edilen ahitname ile başlayıp sonuncuları 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupalı Katolik güçlere sağlanan kapitülasyonlarla düzenlenmiştir. Bu sunumda Osmanlı ahitnamelerinin Galata'daki Katolik kiliselerinin hukuki durumlarını nasıl düzenlediğini inceleyeceğiz. Galata'daki kiliselerin hukuki durumları Fatih Sultan Mehmet tarafından Konstantinopolis'in fethinden sadece birkaç gün sonra Galata sakinlerine bahşedilen ahitname ile belirlenmiştir. Orijinal belge Yunanca olarak hazırlanmış. Üzerinde sadece Sultan'ın tuğrası ve Nezanos Paşa'nın imzası ve yazılmış ayrı bir tarih ve düzenleme yeri ibaresi Osmanlı Türkçesindedir. 1463'te Fatih Sultan Mehmet kiliselerin durumuna değinmeyen bir hükümname aracılığıyla bir teyit metni yayınlamıştır. Ve 1463'teki bu belge daha sonra Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından benzer biçimde onaylanmıştır. Burada 16. yüzyıl sonları ve 17. yüzyıl başlarına ait olan ahitnamenin günümüzdeki tam metnini ve Osmanlı Türkçesindeki metnini görüyoruz. Bu belgenin bir nüshası Fransız elçi Savary de Brevis tarafından derlenen diplomatik defterde kaydedilmiştir. 1. Ahmet 1613 yılında 1453 ahitnamesinin orijinal halini yeniden yayınlamış ve bu belge şu anda Cenova Devlet Arşivlerinde tutulmaktadır. Tam bir kopyasına çevrim içi olarak ulaşmak mümkündür. Bu versiyonlarının yanı sıra daha önceki akademisyenler tarafından incelenmiş olan bu örneklerin dışında bu belgenin Venedik Devlet Arşivlerinin Documenti Türkiye bölümündeki dağınık koleksiyon içinde bulduğum bir diğer kopyasını da sizlere sunmak isterim. Bu versiyon Fransız Ulusal Kütüphanesi'ndeki nüshaya benzer ve muhtemelen aynı dönemlerde hazırlanmıştır. Ama aynı zamanda bakıldığında burada nişan formülünün eklenmiş olması da dikkat çekicidir. Bunlar 1. Ahmet ve 4. Murat'ın yeniden basımlarında da görülmüştür. 1453'teki ahitname özünde bir zimni anlaşmasıydı. Galata'daki gayrimüslimler barışçıl bir şekilde sultana teslim olmuşlar. Sultan ise yıllık bir vergi ya da haraç ödemesi karşısında onların geleneklerini ve mülklerini korumayı taahhüt etmişti. Galata ahitnamesine yazılı olan imtiyazlar arasında kiliselere dair çok sayıda dini konu bulunmaktadır. Öncelikle kiliselerin mülkiyet konusu ele alınmış. Buna göre kiliseler Galatalıların elinde kalacak. Padişah bunları camiye çevirmeyeceğine dair söz vermiştir. Ancak yeni kiliselerin yapılmasına izin verilmeyecektir. İkinci olarak dini ibadetler düzenlenmiş. Galatalıların kiliselerinde ilahi okumalarına izin verilecek fakat çan veya silon çalmalarına izin verilmeyecektir. Burada dikkat çekici olan Katoliklikten bahsedilmemesidir. Faydalanıcılar yani şehrin anahtarını Mehmet'e teslim edenler Galata halkı ve soylularıydı. Ancak Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın daha sonraki teyitlerinde bu kişilerden iyi korunan Galata'nın içinde yaşayan yerli Frankler olarak bahsediliyor. 1. Ahmet ve 4. Murat'ın hazırlattığı 1453 ahitnamesinin tam kopyalarında Galata'da yaşayan Frank topluluğu olarak da bahsi geçmektedir. Burada İslam hukuku açısından bakıldığında kiliselere yönelik bu hükümler birer yenilik sayılmazdı. Ömer Paktı olarak bilinen anlaşmanın farklı sürümleri ve Hazreti Muhammed'in çeşitli anlaşmaları Müslüman bir yöneticiye barışçıl bir şekilde teslim olan Hristiyanlar için benzer hükümler içermekteydi. Buna göre Hristiyanlar kiliselerini ellerinde tutabilirler. Ancak nakus çalmaktan ve Müslümanların yaşadığı yerleşimlerin içinde ve yakınında yeni kiliseler inşa etmekten kaçınılması gerekiyordu. Ancak kiliselerin tadilatı veya yeniden inşası gibi klasik İslami hukuk belgelerinde bazen çelişkili olarak ele alınan önemli hususlar Galata Ahitnamesi de ele alınmamıştır. Tam da bu sorunlar tarihin ilerleyen dönemlerinde çok temel bir rol oynayacaktı. Aziz Paulus Kilisesi'nin Fatih Sultan Mehmet döneminde camiye çevrildiği ve böylelikle padişahın sözünü tamamen tutmadığı söylenebilse de barışçıl bir şekilde teslim olup bir ahitname temin etmiş olmak Galata'daki Katolik topluluğu için sonraki yüzyıllarda fayda sağlayacaktı. Galata'daki veya başka yerlerdeki kiliselerden ancak 17. yüzyıldaki ahitnamelerde tekrar bahis edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Katolikleri ilgilendiren ilk dini hükümleri içeren kapitülasyon 1604 yılında
yabancı ülkelere tanınmıştır. 1604'teki Fransız ahitnameti ile Fransız ve diğer Hristiyan hacıların Kudüs'e güvenli yolculuk etmesi sağlanmış ve Kudüs'e kutsal kabir kilisesi keşişlerinin korunması garanti altına alınmıştır. Ancak kilisenin kendisinin durumu ele alınmamıştır. Aynı yıl Venedik'e verilen Nişan Hümayun'da Venedik ahitnamesine bir ek işlevi görerek Fransız belgesiyle aynı dini imtiyazları ele alınmış ve kutsal kabirin yenilenmesiyle ilgili yeni bir madde eklenmiştir. Keşişlerin bahsi geçen kilisenin tahrip olmuş bölgelerine eski şekillerine uygun ve İslam hukuku tarafından öngörüldüğü şekilde yani şer-i şerif muktazasınca tamir ve restore etmesine izin verilmiştir. Aslında bu Hanefi ilkelerine göre kiliseler daha sonraki ahitnamelerde de vurgulanacağı gibi tamir edilebilir fakat genişletilemez olduklarından tüm bunlar hayati meseleler olmuştur. Ve bu Kudüs'le ilgili bir konudur. Hükümler imparatorlukta başka hiçbir yer için geçerli değildir. Galata'yı da kapsayan iyi korunan bölgeler içindeki Katolik rahipleri için geçerli olan dini maddeler içeren Habsburg ahitnamesiyle ise önemli değişiklikler getirilmiştir. Şöyle bir alıntı yapıyorum ahitnameden. İsa cemaatinin papalık dinine mensup olan rahipler, papazlar ve cizvitler kendi kiliselerini onarabilir ve kendi geleneklerine göre İncil'lerini okuyabilirler. Alıntının sonu. Bu ibareler yer alıyordu. Buradaki sorun Habsburglara tanınan ahitnamenin Latincesinin hatalı bir şekilde Katolik din adamlarının Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni kiliseler inşa edebileceklerini belirtmesidir. Dolayısıyla bu Latince sürümleri veya bunların Testa ve Nora Dongian gibi popüler anlaşma koleksiyonlarında bulunan Fransızca çevirilerini temel alan bilim insanlarının hatalı sonuçlara ulaşması şaşırtıcı değildir. Bir örnek vermek gerekirse 1615'teki Habsburg kapitülasyonuna yorum yapan Charles Frazee, Cizvitlerin İstanbul'da aslına bakılırsa Galata'da oluyor bu ve Sakız Adası'nda sadece birer kiliseleri olmasına rağmen bu kilise inşa etme izninden hiçbir zaman yararlanmadıklarını, burada belirtilen dini haklardan yararlanmaya yönelik bir çaba göstermelerinin Müslümanlar tarafından, Müslüman topluluklar tarafından şiddetli bir direnç ile karşılanacağını fark ettiklerini belirtmiştir. Ve bir yandan da bakıldığında, Katolik kiliselerinin Osmanlı İmparatorluğu'nda tadilatına yönelik hüküm daha sonraki Habsburg anlaşmaları ve 1669, 1718 ve 1739 ahitnamelerindeki aynı şartlar ile tekrarlanmıştır. Karlofça Anlaşması ve takip eden 1699 ahitnamesine göre tadilatlar kadim hallerine göre veya 1739'daki Belgrad imzalı anlaşmalar uyarınca kurallara uygun bir şekilde yapılmaktaydı. Burada genel olarak kiliselerin tadilatına izin verilirken tamamen yanmış olan büyük binalardaki kapsamlı onarımlar tekrar inşa olarak kabul edilmiş ve dolayısıyla tartışmaya açık hale gelmiştir. Galata'da yanıp yıkılan kiliselerin topraklarına Osmanlı Hazinesi tarafından el konulmuş, bu toprakları tekrar almak ve dini binaları yeniden inşa etmek ise yakın zamanda gerçekleştirilen mükemmel akademik çalışmalarca gösterildiği üzere oldukça zahmetli bir işe dönüşmüştür. Şimdi daha ünlü olan 1673 Fransız ahitnamesine geçmeden önce bundan birkaç yıl önce 4. Murat tarafından Cenova'ya bahşedilen ve genellikle unutulan ahitnameye değinmek istiyorum. Cenova, Babıali'nin eski ticaret ortaklarından biri ve Galata'nın eski başkenti olmasına rağmen Cenova 1569 Fransız ahitnamesinden başlayarak Fransız bayrağı altında yelken açması gereken ülkeler arasında yer alıyordu. Cenova artık 1666 yılında kendine ait bir ahitnameye kavuşmuştu. Orijinal belge Cenova Devlet Arşivlerinde korunmakta ve kısmi bir çoğaltmasına çevrim içi olarak ulaşmak mümkündür. Bu ahitname sahip olduğu çok sayıda ticari maddenin dışında genel olarak ibadet özgürlüğünün yanı sıra Galata'da mevcut bulunan Frank kiliselerinin kişilerin ibadetleri için ayrılması için özel bir dini madde de içermektedir. Bu hüküm muhtemelen Venedik tarafından yönetilen Katolik kiliselerinden birine hedef alıyordu. Çünkü bu ahitnamenin Cenova'ya Babıali ve Venedik arasında Kandiye Krallığı için verilen ve onlarca yıl süren savaş nedeniyle oluşan İtalyan ticareti boşluğunu doldurmak için verildiği düşünülmektedir. Burada
Son Ceneviz diplomatik temsilcilerinin 1670 ortalarına doğru imparatorluğu terk ettikleri anlamına da gelmektedir bu durum. 1673 Fransız ahitnamesi Galata'daki Katolik kiliselerinin durumu konusunda sıklıkla referans gösterilmektedir. Bu kapitülasyon barındırdığı çeşitli dini maddelerin yanı sıra Fransız cizvitler ve Galatalı kapüsenlerin kendi kiliselerini ellerinde tutabileceklerini ve yenileyebileceklerini hükmetmektedir. Burada 1660 yılında çıkan yangında kiliselerinin yıkılmış olmasından ve öncelikle buranın mülkiyetini temin edip ardından yenileme çalışmalarına başlama gereksiniminden dolayı kapüsenlere yönelik bir vurgu yapılmaktadır. Benim burada vurgulamak istediğim şey şu, kiliselerle ilgili 1673 Fransız imtiyazlarının kısıtlı uygulanabilirliğine dikkat çekmek istiyorum. Bu ahitname Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Katolik kiliselerini Fransız koruması altına alması nedeniyle sıklıkla referans gösterilir. Ancak bu ahitname sadece Fransız asıllı rahipler tarafından hizmet veren Galata'daki iki Katolik kilisesinin mülkiyetini doğrulamaktadır. Dahası bu ahitname imparatorluğun farklı bölgelerindeki yani İzmir, Sayda, İskenderun ve diğer yerlerdeki kiliselerin mali olarak istismar edilemeyeceğinden bahseder. Ancak bu kiliseler de Katolik cemaatinin değil, Fransız cemaatinin kiliseleri olarak belirlenmiştir. 1673 ahitnamesindeki genel bir Fransız dini hamiliği olarak düşünülebilecek yegane hüküm Katolik rahipleriyle ilgilidir. Alıntı yapıyorum. Fransız piskoposlar veya diğer Frank mezheplerinin din adamları hangi uyruktan olurlarsa olsun engellenmeyecektir. Alıntının sonu. Fransız ahitnamelerinin tekrar yayınlanma biçiminden ötürü 1673 imtiyazları 1740 ahitnamesine tekrar yer bulmuştur. Daha doğrusu ahitnamenin ikinci kısmına öncekilerden sonra yeni maddeler eklenmiş. Dolayısıyla 1740 belgesinde bahsi geçen Galata'daki iki Katolik kilisesinin varlığı 1673 tarihli belgeden kalan bir yadigardır. Buna sırt olarak Galata hastanelerinde verilen dini hizmetler konusunun 1740 ahitnamesinde iki kez bahsi geçer. İlki 1673 maddelerinin bir parçası olarak, daha sonra ise önceden çözülememiş bir sorunun tekrarı olarak. 1740 yılında Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi ile ilgili farklı hükümler de gelmiş, ancak bu farklı bir tartışma konusudur. Yine de Galata'daki Katolik kiliselerinin sahiplenilmesi ve yenilenmesi sadece kapitülasyonlara özgü bir konu değildir. 1670 yılına geri döndüğümüzde Babali ile yapılan barıştan sadece birkaç ay sonra Venedik Aziz Fransız Kilisesi'ni yeniden inşa etmek için izin almıştır. Ancak bu izin yeni ahitnameye eklenmemiştir. Eylül 1673'te ilan edilen ferman, Venediklilerin çok eskiden beri ibadet ettikleri kilisenin odaları, kapıları ve pencereleriyle yandığını ve cemaatlerinden bir kişinin geride kalan dört duvarı satın aldığını ifade etmektedir. Venedikliler binayı yenilemek ve yeniden dini kullanıma adamak için yasal izin istemişlerdir. Ferman bu konuda Şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendi tarafından verilen bir fetvaya atıfta bulunur ve şöyle der. Daha önce Hristiyanların elinde olan bir ülke barışçıl bir şekilde fethedildiğinde, onların fetih zamanı ve barışın sağlanmasından beri uzun zamandır dini törenlerini gerçekleştirdikleri, ibadethaneler olarak kullandıkları kadim kiliselerin genişletilmeden tadil edilmesi ve yenilenmesi caiz midir? Müftü bu soruya caizdir. İlk binanın genişletilmemesi için gayret ve özen gerekmektedir cevabını vermiştir. Padişah bu fetvaya uyarak kilisenin kafirlerin elinde kalmasını ve kilisenin önceki oranlarının korunması için yenilemelerin tarafsız Müslüman müfettişler tarafından denetlenmesini buyurmuştur. Dolayısıyla Aziz Fransız Kilisesi'nin yeniden inşaatı için gereken yetki Galata'nın 1453'te barışçıl bir şekilde fethedilmiş olması ve hamisi olan Venedik'in Babali ile barışçıl ilişkilerini tekrar sağlamış olması temel alınarak verilmiştir. Müzakerelerin bir parçası olarak Gnezya sonrasında
Bu dönemde Polonya-Litvanya Birliği de 1660 yangınında yanan Galata'daki kiliselerden birini edinmek için çaba göstermiş ve 1677 yılında Büyükelçi Gnitski'yi önceki İsvançı Anlaşması'nı onaylayan bir ahitname edinmek için İstanbul'a gönderilmiştir. Müzakerelerin bir parçası olarak Gnitski'ye sonrasında birliğin himayesinde kalacak olan Santa Maria Draperis Kilisesi'nin yeniden inşası için izin alma görevi bahşedilmiş. Ancak anlaşılan bu görevin ahitnameye dahil edilmesi amaçlanmamıştır ve Babali de buna rıza göstermemiştir. Santa Maria Draperis Kilisesi daha sonra 1691 yılında Polonya desteği olmadan yenilenmiştir bu arada. Yine de 1678 Polonya-Litvanya ahitnamesi ve daha önceki 1672 ahitnamesi Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında yayınlanan ahitnameden beri Osmanlı tarafından fethedilen bir bölgedeki Katolik kiliselerin akıbetini belirleyen bu türdeki ilk belgeler olmuştur. Eylül 1672'de 10 günlük kısa bir kuşatmanın ardından Polonya-Litvanya'ya ait Kamaniçe Kalesi Osmanlı kuvvetlerine teslim olmuş ve Sultan 4. Mehmet Camii'ye dönüştürülen Aziz Peter ve Aziz Paulus Kilisesi'ne cuma namazına bizzat katılmıştır. Ekim 1672'de ilan edilen ahitname fetih sırasında hali hazırda camiye dönüştürülmüş olanlar dışında başka hiçbir kiliseye el konulmayacağına hükmetmiştir. Ancak Polonya-Litvanya bu ahitnamenin şartlarını reddetmiş ve kısa süre sonra tekrar düşmanca tavır almıştır. 1676 yılına gelindiğinde Osmanlı'nın Podolya'dan yani Batı Ukrayna çıkarılamayacağı anlaşılmış. Dolayısıyla 1678 yılında yeni bir ahitname çıkarılmıştır. Bu kez Kamaniçe eyaletinin 4 sancağı olan Kamaniçe, Bar, Mecibuji ve Yazlovça şehirlerindeki Latin milletine sadece birer kilise verilmesine ve harap olmaları durumunda bu kiliselerin eski boyutlarını aşmadan onarılabileceğine hükmedilmiştir. Buradaki kronolojik ve mekansal uyumsuzluklar hesaba katılmadan 1672 ve 78 yıllarında çıkarılan Leh ahitnamelerine eklenen kilise düzenlemeleri, 1453 Galata düzenlemeleri ve ile karşılaştırılabilir. Galata barışçıl bir şekilde zapt edilirken Kamaniçe kuşatmanın ardından teslim olmuş. 1672'deki barışın ardından ise Polonya-Litvanya Birliği düşmanca davranmaya devam etmiştir. Aslına bakılırsa Osmanlı Podolya'yı güç kullanarak fethetmiş ve dolayısıyla buradaki kiliseleri camiye çevirme hakkına sahip olmuştur. Buna rağmen Polonya-Litvanya'ya verilen iki ahitname sayılar azalmış olsa da Katolik kiliselerinin yeni kurulan bu vilayeti varlığını sürdürmesini sağlamıştır. Sonuç olarak her ne kadar Galata'daki Katolik kiliselerinin statüsü takip eden yüzyıllarda tekrar tekrar onaylanmış ve yayınlanmış olan 1453 ahitnamesi belirlenmiş olsa da bu durum onların korunmasını tam olarak güvence altına almamıştır. Şimdi burada sonuç olarak her ne kadar Galata'daki Katolik kiliselerinin statüsü takip eden yüzyıllarda tekrar tekrar onaylanmış ve tekrar yayınlanmış olan 1453 ahitnamesi belirlenmiş olsa da bu durum onların korunmasını tam olarak güvence altına almamıştır. En azından teoride hiç değilse 1615 evrensel Habsburg imtiyazlarının kapsamına girmelerine rağmen 1660'da Galata'yı yakıp kavuran yangın müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamıştır. Ve 1666 ahitnamesi aracılığıyla kiliselerden birini kazanmaya çalışmıştır. Venedik Osmanlı ile Kandiye Krallığı üzerine verdiği uzun savaştan karlı çıkınca. Ve diğer yandan bakıldığında Venedik buna daha önce Aziz Fransız Kilisesi ile 1670 yılında kapitülasyonlar aracılığıyla değil, fetva ve ferman aracılığıyla başlamıştır. 1672 ve 1678 ahitnameleri yine de 15. yüzyıldan beri yeni fethedilen Osmanlı eyaletlerinde Katolik kiliseleriyle ilgili yegane düzenlemeleri içerir. Galata'daki ve diğer iyi korunan memleketlerdeki Katolik kiliseler ele alınırken Babali yabancı Katolik ortaklarından gelen talepleri açık olmuş ve ahitnameler aracılığıyla tek bir hami belirlememiştir. Burada onarımlar veya ibadet de güvence altına alınmıştır bu şekilde. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Thank you to you, Professor Radu, for this very rich contribution. Time is going on. Of course, there are so many very interesting topic to discuss.
Çok teşekkür ederiz. Ben sadece birkaç noktaya değinmek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Benim bana çok önemli görünüyor bunlar. Her ne kadar bazen bu tür şeyler anlaşılabilir olsa da ve bir saygı yokluğu duygusu doğsa da birçok Hristiyan kuruluşu daha geniş ortamın da parçası olduğu halde Osmanlı Devleti ve belki de kısmen Türkiye Cumhuriyeti tarafında el konularak devralındıysa da öyle görünüyor ki bir stratejiden söz etmek bana yanlış geliyor. Yani oradaki toplumu değiştirmek üzere yapılmış olduğunu inanmıyorum. Aslında mesela Girardelli'nin sunuşunda Ermenilerin nasıl Osmanlı'nın kültürel biçimlerini oraya Latin kültürüne taşıdıklarını gördük. Acaba ortada bir çeşitlilik mi söz konusu? Belki de aslında politik bir problem mi söz konusu? Millet olarak birilerinin tanınmaması aslında tabii ki hukuki bakımdan merkezi devlet karşısında temel statü kazanamamaları anlamına geliyor. Dolayısıyla hukuki ve siyasi kimlik bakımından Latinlerin konumu biraz farklı oluyor böylece. Esas olarak söylemek istediğim burada şu. Ve burada sadece kültürel bir sorun var. Sadece politik bir sorun değil, bir kültürel sorun da var söz konusu. Aslında burada kozmopolit ve çok kültürlü hayatı ve yapısı bir bakıma ortadan kalkıyor bu uygulamalarla. Sonra tamamen Türkiye'ye özgü bir sorun var. Çok olağanüstü, katmanlı bir mirası koruma sorunu var. Bir de tarihin ideolojik bir yorumu söz konusu. Azınlıklar kimlik bakımından gerici bir korumacılık geçmişe ilişkin görülebiliyor ve genel olarak tarihi anıtların korunması, geçmişin korunması anlamına geliyor. Bu bana çok kötü görünüyor. Bu geçmişi sadece bir kalıntı haline getiriyor. Bir bakıma biçimini değiştirmiş ama ayakta tutulması gereken mitik, efsanevi bir kültür gibi. Bu açıdan geleneklerin zenginliğini ve çeşitliliğini korumak lazım. Aynı zamanda Doğu kiliselerinde litürjik sürekliliği sağlamak, sürekli olarak yeniden güncelleme bence önemli. Yeni dönemin duyarlılığını ve bugünün inananlarının dini terminolojisine uygun konuşabilmek lazım. Bugün mesela litürjik dilin yerel dillere dönüştürülmesi savunuluyor. Mesela Katolikler Türkçe mesela dua edebiliyor. Dolayısıyla Türk kültürüne daha fazla adapte olabiliyor. Ama geleneksel Doğu kiliseleri tarihi litürjik dilleri kullanmaya devam ediyor. Bu da aslında bir sorundur farklı toplu cemaatler içinde. Çünkü genç kuşaklar artık o tür bir dili izleyemiyor.
Çok önemli bir sorun bu. Esas sorun şurada geliyor. Yüreğin ve inancın mekanları nasıl paylaşılacak mekanlar haline getirilebilir? Kutsalın yerini sadece dönüştürmeye maruz bırakılması bir kimliğin paylaşılması anlamına olmaz, gelmez. Burada diyalog ve kültürel alışveriş söz konusu. Hristiyan kiliselerinin muhafazasına ilişkin olan ahitnamelerin bu konuya tam bir cevap getirdiğini söylemek mümkün değil. Dolayısıyla hukuki yaklaşım bir kültür devrimi gerekiyor bence. Bu başkasına karşı ötekine karşı saygı ve o geleneğin hakkında ciddi bir bilgi, ayrıca tarihi konusunda birikmiş bilgi gerektiriyor. Eğitim sistemini de bu ülkede baktığımız zaman bu ülkedeki eğitim sistemine bu kültürel gelişmeyi hemen hemen olanaksız gibi görmek mümkün. Kültürel temelleri olmadan bu tür bir konuya yaklaşımın ileriye fazla gitmek mümkün değil. Mimari bakımından fazla bir şey yapılamaz. Ben burada durayım. Şimdi katılımcılara söz vermek çok önemli. Çok ufuk açıcı paylaşımlarınız ve konuşmalarınız sonrasında çok ilginç sorular var. Her şeyden önce Profesör I try to merge the two questions that yönelik olarak sorular var. Aynı arkadaşımızdan gelen sorular var. Josef Nahe Türkçe yazmış. Belgeleyen mitra boğasından başka ne gibi buluntulara rastlanıldı? Ve ikinci soru var. Düllük baba türbesini Antep'teki Daller veya İsmailler kullanmışlardı? Teşekkür ediyorum Claudio Hocam. Sağ olun. Burasının Mitras Tapınağı olduğu Mitra dininin bütün mitolojik özelliklerini barındırmasıyla çok kesin bir bilgi. Aynı zamanda Komagene bölgesi içerisinde, tarihi Komagene bölgesi içerisinde bulunan ilk Mitra Tapınağı, keza bütün Roma İmparatorluğu bölgesi içerisinde de bulunan en büyük Mitra Tapınağı burası. Mesela bunu nereden söyleyebiliyoruz? Mesela şöyle bir sahne var burada. Ben sahneyi size okuyayım. Bu mağara, iki tane Mitra Tapınağı var. Aynı girişten giriliyor buraya. Bunların içerisinde duvarlarda kandiller ve küçük figürler, bunlar nişler bulunmakta. Büyükçe ve havuza benzer oyuklar su kullanımına da işaret etmekte. Hristiyanlıkta olduğu gibi Mitra dininde de su çok önemli. Vaftiz de yapılıyor aynı zamanda zaten. Ve mesela Mitra'nın ay boğasının sırtında diz çöküp bir hançer ile boğazını keserek öldürmekte. Mitra ay boğasını öldürüyor bu sahnelerde. Ve boğanın boğazından akan kan yeni bir hayat anlamına geliyor. Zaten Mitra dinine girişte öldürülen bu boğanın kanıyla yapılan vaftizle gerçekleşiyor. Bu kült ögelerin hepsini burada görebiliyoruz. Keza aynı zamanda astronomik göndermeleri olan akrep, yılan ve köpek gibi hayvan rölyefleri de buralarda bulunmakta. Güneş tanrısı ve ay tanrıçası da yine burada görülmekte. Yani Mitra dininin hemen hemen tüm unsurlarını burada görebiliriz. Buranın Mitra tapınağı çok belli bu anlamda.
Mitra dini ile Hristiyanlık arasında çok ilginç benzerlikler var teolojik anlamda. Mesela az önce belirttiğim gibi vaftiz bunlardan bir tanesi. Ondan daha da öncelikli bir öge belki Mitra'nın da kendisini cemaati için feda etmesi. Çok ilginç bir İsa gibi aslında ilginç bir öge ve kutsal yemek. Yani son akşam yemeğine benzer bir yemek de var Mitra dininde. Dolayısıyla bize ilkokulda öğretilen bir bilgi vardı. Türkler Müslümanlığa neden geçti? Çünkü eski dinle çok benzediği için. Biz de buna çok uzun zamanlar boyunca inanmıştık. Halbuki bir insan kendi dine benzeyen bir dine niye geçsin? Tam tersi iki din arasında çok büyük çelişki olur. Yani Müslümanlıkla Yahudilikte olduğu gibi. Mitra diniyle Hristiyanlık arasında çok büyük bir çelişki oluyor. Ve sadece bu bölgedeki yani Antep'teki Dülükbaba'daki Mitra tapınağı değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun başka yerlerindeki Mitra tapınaklarında da büyük tahripler görüyoruz. 3. 5. yüzyılda Hristiyanların egemenliği sonrasında zaten buradaki Mitra tapınağı da tahrip edildikten sonra 5. yüzyılda burası bir Hristiyan piskoposluk merkezine dönüşüyor. Yani dini kült merkezi olma halini devam ettiriyor ta ki Müslüman devir olup, yani Memlüklülerle beraber başlayan bir Müslüman devir olup orada Bektaşiler tarafından bir veya Melamiler tarafından bir dergah kuruluncaya kadar. Bu bilgiyi verebilirim Joseph hocama. Aynı zamanda şunu söyleyeyim, bu alanın İsmaililer veya dahiler tarafından kullanılana dair bir yazılı kaynak ben görmedim. Fakat yazılı kaynakların bize verdiği bilgilere göre özellikle Mitra dini mensuplarıyla İsmaililer arasında çok ilginç geçişler olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla hani bu bilgiye ulaşamamış olmamız böyle bir şeyin olmayacağı manasına gelmeyebilir. O anlamda biraz daha dikkatli belki araştırma yapmamız lazım ki zaten alanın daha sonra tekrardan bir Alevi inanç merkezine dönüşümünün belki böyle bir ön kısmı da olabilir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. There are many many questions that are raising. If you can be sure. Soru var. Lütfen kısa cevap verirseniz çok memnun olurum. Size daha çok soru sorabilirim. Paolo Girardelli diye bir soru var. Profesör Deniz'den, Ali Çağlar Deniz'den geliyor. İngilizce özetleyeceğim ben bunu. Arap camiinin Moriskoların yani İspanya'daki gizli Katoliklerin Türkiye'ye gelmesi sonucunda onlara verildiğini söylediniz. Burada bunlar Katolik dininin ayinlerini mi yapıyorlardı camide? İstanbul bir Ortodoks Hristiyan merkezi. İberik Yarımadası'ndan o kadar uzakta Katolisizm çok makbul bir yerde değil. Dolayısıyla bir avantajları var mıydı Katolisizm devam ettirmeye? Bir yanlış anlama muhtemelen oldu burada. Ben çok açık konuşmamış olabilirim. Katolik döneminde Moriskolar bunu kullanmadılar. O daha sonra bir cami haline geliyor ve İspanya'dan gelen Müslümanlar, göçmen olarak, bunlar kripto Müslüman, kripto Hristiyan değil. Yani gizli olarak Müslüman bunlar. Dolayısıyla İspanya'da dinlerini gizli olarak ibadetlerini yapıyorlar. Dolayısıyla sonunda İspanya'dan ayrılmaya zorlandıkları zaman 1570-1610 arasında gelip bir Müslüman inançlarını orada ibadetler yoluyla ifa etmiş oluyorlar. Yani yok, Moriskolardan bahsetmedim. Yani gizli Katoliklerden bahsetmedim. Gizli Müslümanlardan söz ettim. Sadece cami olduktan sonra onlara veriliyor. Teşekkürler Profesör Girardelli. Şimdi Profesör Radu Di Prato'ya bir soru sormak istiyorum. Bu antlaşmalar Venedikler için
Rusya'nın bu 1745'de yaptıkları atak Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ortodokslara bir esin kaynağı olmuş mudur? Bu Rusya ile yapılan antlaşmayı bilmiyorum 1745'te. Biz 1581'den itibaren biliyoruz. Sonra da Karlovitsa filan var, Karlovça filan var. Sadece Kudüs'e olan hac olanağı veriliyor. Bütün Ortodokslara değil. Karlovça'da. Teşekkürler. Bir başka soru şurada. Nilay Özgül'den soru. Profesör Paolo Girardelli'ye gene. Dediniz ki, İkinci Mahmut döneminde Ermenilerin statüsünün değiştiğini söylediniz. Bu döneme ilişkin bir şeyler söyleyebilir misiniz? Burada politik ve hukuki olarak çok gayrimüslim cemaatlerin mabetlerinin statüsünün değiştirilmesini bu aşamada nasıl açıklıyorsunuz? Çok teşekkürler bu soru için. Çok önemli. Bu nokta önemli. İkinci Mahmut aslında bu gizli Katoliklere, yani Ermenilere gizli olarak ibadetlerini yapıyorlar. Bazı dönemlerde sorun olmuyor. Bu bazı dönemlerde sorun oluyor. 1830'da yeni bir millet ihdas ediliyor Katolik Ermeniler olarak. Ondan sonra kendi patrikleri var ya da baş patrikleri var. Dolayısıyla Osmanlı millet sisteminin resmen bir parçası haline geliyorlar. Dolayısıyla kendi kiliseleri olabiliyor artık. Dolayısıyla ve Ermeni Katoliği kendi kilisesine mensup hale gelebiliyor. Başka Ermeni Katolik kiliseleri de inşa edilmeye başlanıyor. Artık bu karışıklık yok, bu ikirciklilik diyebiliriz buna. Ermeni mi, Katolik mi vesaire. Yani bir Katolik kilisesi Ermeni midir ama resmen olarak öyle değildir vesaire. Bütün bunlar değişiyor. Ermeni Katolikleri kendi kiliselerine gitmeye başlıyorlar. Yeni Katolik kiliseleri de böylece inşa edilmiş oluyor. Dediğim gibi bu aslında daha önceki dönemin kültürel paylaşımını azaltıyor. Doktor Claudio Monge'nin söylediği gibi bu sadece politik bir sorun değil. Siyasi olarak baktığınız zaman yoksunuz ama kültürel olarak, sosyal olarak varsınız. Bu işte sorun burada. İkizciklik buradan doğuyor. Dolayısıyla bu Katolik Ermenilerin daha önceki dönemden varlığını saptamak zor. Çünkü resmi değiller. Ama propaganda fide de bunun hepsini görüyorsunuz. Öbür yönünü görüyorsunuz işinin. Bir Ermeni patriği var. Sadece Roma tarafından kabul ediliyor varlığı. Ama başka hiçbir kurum onun varlığını onaylamıyor. Yani bu gizli Katolikler için. 19. yüzyılda her şey yerine yerleşiyor. Daha kodifiye hale geliyor, daha resmi hale geliyor. Ermeni Katolik Kilisesi artık resmi bir kurumdur. Teşekkürler, çok güzel. Doktor Dipratu, bir şeye işaret ettiniz. Mehmet, San Paolo Kilisesi'nin
Fatih Sultan Mehmet döneminde bir camiye dönüştürüleceği konusundaki vaadini tam tutmadığını söylediniz. Profesör Girardelli'ye bir şey söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Bize San Paolo'nun bir kilisenin bir camiye dönüşmesine ilişkin bir şeyler daha söyler misiniz? Aslında bir efsane var. Aslında Arapların Konstantinopol'u kuşatması sırasında bir cami yapıldığı ve bunun devamı olduğu yeni caminin. Bu konuda ne diyorsunuz? Ben sadece Mehmet'in ne dediğini söylemek istedim. Yani bu gerekçelendirmenin ben haklı olup olmadığı konusunu tartışmadım. Sadece meşrulaştırmak için böyle bir şey söylüyorlar. Yani çok daha eskiden camiydi diyorlar. Ama bu bilgiyi sadece bir iki sene sonra önce öğrendim. Camiyi ziyaret ettim. Arkasından internette bunu öğrendim. Bunu hiç bilmiyordum. Dolayısıyla aktardım. Aslında herhangi bir dönüşümü meşrulaştırmak için kullanılabilecek en iyi yöntem bu. Daha evvel zaten daha önce zaten camiydi veya zaten kiliseydi demek. Hiçbir caminin olduğunu sanmıyorum Galata'da 7. veya 8. yüzyılda. Benim haberim yok. Profesör Girardelli, buna bir şey eklemek istiyor musunuz? I don't know if there is evidence of this argument already in bu argümanın 15. yüzyılda herhangi bir İzi var mı bilmiyorum. Belki Profesör Çağlar bir şey söyleyebilir. Çağlar Deniz. Ama buradaki işin kökeninde cami olarak kurulmuş oldu bu binanın. Evliya Çelebi daha sonra 16. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bir yaratılmış gelenek olarak bundan söz edilince, Moriskoların gelişiyle birlikte işin içine girmesiyle doğuyor. Belki de bir bulgu vardır, ben bilmiyorumdur. Doktor Çağlar'a belki. Buyurun profesör. Bu konuyla alakalı en son delil diye sunulan şey Yeni Kapı kazılarında bulunan bazı İslami sikkeler oldu. Evet. Yani hani Müslümanlar buralara gelip ziyaret yaptılarsa onların bir ibadet mekanı da olmalıydı ve buna dair söylemsel bilgi de bu bölgede bu caminin bulunduğudur gibisinden böyle bir şey söylendi ama tabii Paul Hocam daha iyi takdir eder. Yani bu tarihi yarımada da vardı mutlaka İslam varlığı yani bazı ama Galata'da hiçbir şey ispat yok yani öyle bir şey. Thank you so much to everyone. Teşekkürler herkese. Bu panelin zamanı dolmuş oldu. Her şeyden önce bir kez daha iki ve üç panelistimize teşekkür etmek isterim. Profesör Ali Çağlar Deniz, Profesör Paolo Girardelli ve Profesör Radu Dibratu çok önemli bir takım mesajlar elde etmiş olduk. Tabii ki Doğan Bermek'e çok teşekkür ederiz ve tabii ki diğer düzenleme kurulu üyelerine de teşekkür ederiz. Çok verimli oldu bu toplantı. Çok keyifli, zevkli bir toplantı oldu. Tabii ki bir sonraki panelde burada katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda düzenleme kuruluna çok teşekkür ederim. Çok ilginç bir toplantı. Şunu hatırlatmak istiyorum.
Adip Forum'a kaydolabilirsiniz. Tartışmalarınız, katkılarınız, sorularınız için bir web siteleri var biliyorsunuz. adipanadolu.org. Ve bu fikir alışverişini devam ettirebiliriz orada. Çok zengin oldu burada bu alışveriş. Her birinize çok teşekkür ederiz. Tabii ki düzenleyicilere en başta.